Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Batu, bu güzelle. Yine iğrenç bir oyun oynayacağız. Gerçekten bayağı iğrenç bir oyun yani. Aşırı iğrenç. Göreceksiniz birazdan. Hani bizim normal ameliyatlarımızdan daha pislik şeyler yapacağız arkadaşlar. İki operasyona baktım, ne yapıyoruz? İki operasyon da birbirinden iğrençti yani. İkinci operasyonu hele bayağı iğrenç yani, böyle tırnak simülatörü vardı, hatırlıyor musunuz? Onun kadar iğrenç yani. Şimdi bu bacaktan ok çıkarmaya çalışıyoruz. Bu fena değil yani. Bu fena değil dediğim yine iğrenç ama en azından mantıklı bir şey yapıyoruz. İkincisinde ne yaptığımızın hakkında hiçbir fikrim yok. Birazdan göreceksiniz neden bahsettiğimi, anlayacaksınız. Şimdi bu oku bildiğiniz gibi ucundan çıkaramayız yani. Şu oku şuradan çektiğinizi düşünün arkadaşlar. Onun ucu var ya bildiğiniz. O uç gelmez yani, bu tarafa çekseniz böyle. Daha çok adamın deliğini büyütürsünüz. O yüzden böyle pat diye basacaksınız, çıkacak ki o kalın ucu içerilere girmesin, diğer olduğu yerden çıksın diye. Şimdi biz de ona çabalıyoruz böyle. En azından bunun bir amacı var gördüğünüz gibi. Bu iğrenç sayılır. Ama birazdan göreceklerinizin yanında hiçbir şey değil bu yani. Şimdi çekişle böyle tam isabet koymaya çalışıyoruz. Tam bir profesyonel oyuncu gibi derken bir de hastayı öldürme şansımız var tabi, başaramazsak. Şimdi bunu çıkarıyoruz böyle bir de pat 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 pat. Abi şunun bir dakika, şurada durduracağım. Çünkü şunun hissini bir düşünsenize ya. Böyle bacağınızda bir şey var. Çıkarıyorsunuz onu böyle, resmen rahatlar bacak lan. Böyle onun sürtülüşünü falan hissettiğinizi düşünün. İğrenç bir şey ya. Bak bak bak, bak. Kocaman şey çıktı bacaktan. Uy, vallahi iğrenç. Şunu şuraya koyalım. Şimdi bunu yakacağız. Buraya pamuğu yakarak şey yapıyoruz, monte ediyoruz. Ve adamın canı bitiyor. Çabuk, tamam, kurtardık. Tamam, başardık. Bunu ben zaten başarmıştım. Bunda sıkıntı yok. Ama ikincisinin ortasında bıraktım. Çünkü ne kadar iğrenç bir şey olduğunu gördüm ve dedim bu oyun çekilir. Tamam yani, iğrenç oyunları sevenler bunu da sever. Şimdi başlıyoruz. Bunlar ne? Hiçbir fikrim yok. Şunun ne olduğunu biri bana gerçekten açıklasın. Gördüğünüz gibi böyle iğrenç. Sivilce gibi, mantar gibi şeyler böyle. Üzerlerine böyle sular, limonlar falan gibi böyle, ya da her neyse, şarap mıdır, sirke midir, ne bokumuz, onlardan döküyoruz. İşte bu benim bıraktığım yerde. Şimdi bir daha yapıyorum. Böyle bir iğrençlik yok arkadaşlar. Bakın şimdi, bak bak bak. Bak. Allah kahretsin ya, yemin ediyorum yok böyle bir şey. Oğlum bu ne? Bu ne? Bak bak, kocaman bir de, üf ya, yemin ediyorum yok böyle bir şey. Tiksindim lan. Bu ne oğlum? Yeşil şeyler fışkırıyor içinden. Bak. Ekrana sıçradı. Allah kahretsin. Bak yanlış kestik, bir de canı gitti adamın. Tövbe tövbe. Bu ne ya? Ekrana sıçradı ya. Ya böyle bir pisliği ben hiçbir ameliyat oyununda oynamamıştım. Abi bu ne Allah aşkına? Vallahi iğrenç ya. Şu kocaman, bak şimdi kim bilir bunda ne olacak. Yine ekrana ekrana sıçrar. Bak bak bak. Allah kahretsin bak. Üf, abi bu ne? Şimdi bu ne? Bu ne yapıyoruz? Sülük. Leech sülük demekti galiba, aynen. Şekilleri de zaten. Kanındaki pisliği temizliyoruz adamın herhalde. Bu mantar mıydı neydi anlamıyordum ki. Arkadaş bu ne ya? Ne boktan bir şey. Yeşil bir sıvı mı var vücudumuz içinde? Yok öyle bir şey. Bu ne ya? Şimdi de içindeki şeyi çıkarıyoruz. Ok tuşları. Tamam. Tamam. Ne yapacağız şimdi? Şuradaki damar mı kes? Bak, cut the veins. Veins damar. Damarları kes diyor. Şuradaki acaba, bir dakika, bu acaba gerçek dışı bir şey mi acaba böyle? Mesela bunları kestik. İçinden böyle damarlar mamarlar fışkırdı. İşte bunları mı keseceğiz? Yoksa bakalım ne olacak. Hadi bismillah. Yine iğrençlik. Tövbe. Oğlum bu ne pislik. Bu ne iğrenç. Bu ne kadar psikopatça bir oyun. Adamın boğazını kestik. Ne oluyor ya? Sülükleri temizle diyor şimdi de. Bu ne pislik bir şey abi ya. Allah aşkına bu ne pislik bir şey ya. Dikiş atıyoruz şimdi. Demin kestiğimiz yeri dikiyoruz. Çünkü adama acı çektirmek. Amacımız gerçekten, çözdüm ben. Adama acı çektirmek arkadaşlar. Bu ne psikopat bir oyun ya. Yemin ediyorum oynadığım en iğrenç oyunlar arasında. Ne diyor şimdi, ne yapacağız? Temizle. Ha, Allah'tan temizliyoruz. Tamam. Kafanıza sokayım sizin. Ne pislik bir oyun yapmışsınız lan böyle. Bu ne iğrenç bir oyun lan böyle. Harbiden amacı neydi oğlum bunu yapanın? Bu ne oğlum? Adamın boğazını kestik. Bir de sümüklü şeyler patlattık resmen ya. İçi sümük dolu sivilce gibiydi ya. Üçüncü tay. Tamam bakalım üçüncüsü neymiş. Üçüncüyü bilmiyorum. Bakalım, bu da iğrenç bir şeydir. İğrençlik derecesi gördüğünüz gibi arttı birincisinden ikincisine. Bakalım üçüncüsü nasıl. Tamam. Şimdi burada adam yatıyor. Ne yapıyoruz?
buraya yerleştir diyor işte sembolü. Tamam, sembolü buraya koyalım. Şimdi bunu nasıl durduracağız? Burada durdur diyor. Bas. Tak, durmadı. Durmuyor abi. Enter enter falan mı? Yo, enter dedi. Allah belanı, çok pis yanlış bastım. Sakın ölme, dur, 60 diyor. Bak ağzına sıçarım, 20 canı kaldı. Abi yok artık. Yok artık ya. Arkadaşlar ben yine o iğrenç şeyi oynadım, yeşil sümüklü şeyi. Şu anda gerçekten midem bulanıyor, zaten karnım açtı. Kendimi kötü hissediyorum. Tamam, şuna geçelim. Abi bu çok zor ama. Bir de aptallık yani. Ben zaten deminkileri geçmişim. Bana neden bir daha oynattırıyorsun ki yani? Space'e basmam gerekiyor. Tam ortasına. Hadi kolay bir şey de değil yani bak. Ne yapacağım bilmiyorum. Aa yaptım. Vallahi tek denemede yaptım. Hadi bakalım bak, bu da kolay bir şey değil. Fail olmamam gerekiyor. Abi adamın içine kazık soktuk lan. Ne oluyor? Bir dakika, ben şimdi onu yeni fark ediyorum daha. Şimdi dunk etti. Ne yapıyoruz lan biz? Oğlum bu ne lan? Yemin ediyorum hayatımda böyle psikopatça bir oyun oynamadım ya. Bir de sevgiliyi dövmece falan vardı. Onlar da psikopatçaydı. Abi fail olmamam gerekiyor derken iyi vuruyorum he, maşallah. Ölmek istemiyorum. Uf, ne soktum be. Adamın karnının içine kazığı gömdük resmen. Bu ne ya? Kahverengiliklerin adamın içinden bok mu çıktı? Kenarını yar geç diyor resmen. Allah belanızı. Tövbe tövbe. Bu ne? Bu ne? Abi bir dakika, bu vampir. O yüzden işkence yaptırıyoruz bu vampire. Tamam. Bu sarımsak mıydı? Soğan mıydı? Sarımsaktı galiba, aynen. Sarımsak sokuyoruz şu anda kanına resmen bu adamın. Bak bak. Öldürmeye çalışıyoruz galiba. Aynen, tamam anladım. Bu ne şimdi? Dik diyor. Oo. Tamam, Allah kahretsin. Nereden başlayacağım lan? Dur bakayım. Tam böyle. Oo, bir dakika lan. 70 canı kaldı. Tamam tamam, sıkıntı yok. Tamam, anladım nasıl yapacağımı. Mal gibi 70 can kaldı. Boşu boşuna. Abo, tamam tamam, şimdi işte sıkıntı geliyor beyler. İngilizce bilmeyenler büyük ihtimalle anlamadılar da ben anladım galiba, yanlış anlamadıysam. Tamam, evet, adamın kafasını koparıyoruz, doğru anlamışım. Şimdi sağlam bir darbe indirmemiz gerekiyor. Tek vuruşta adamın kafasını ikiye ayıracağız. Yine bir iğrençlik geliyor. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Allah belanı olmadı. 1. Ananı satarım. Ne oluyor ya? Abi tamam, vurdum bir tane. Bir dakika, bu ne ya? Abi ne olur, son şansım ya. Yok, olmadı. Allah kahretsin. Allah kahretsin ya. Abi şimdi bana en başından oynattıracak. Ben bunu bir daha oynamak istiyorum ya. Sadece bu kısmını oynamak istiyorum ben. Bu ne aptal bir sistemdir böyle ya. Neyse arkadaşlar, maalesef bu bölümlükte bu kadar olsun. Zaten iki tane bölümünü oynadık. Üçüncüsünün de yarısını gördük. Adamın boğazını kesemedik maalesef. Çünkü aynı şeyi tekrardan yapmamı istiyor kaybedince. Eğer çok isterseniz bu aptal oyunu devamını getiririm. Diğer bölümlerini de görürüz beraber arkadaşlar. O yüzden 3000 like falan bekliyorum açıkçası. Eğer devamını istiyorsanız 3000 like geçin, ben çekerim arkadaşlar. Hatta taktiği varsa bunun taktiğini bulurum yani. Çünkü taktiği dediğim bu en baştaki bölümleri oynamamanın taktiği. Çünkü hani üçüncü bölüm falan da kolay değildi mesela. Tamam hadi bunu böyle böyle geçeriz, bunda sıkıntı yok da. Üçüncü bölüm gibi şeyler kolay değil yani. Mesela atıyorum dördüncüyü geçeceğiz. Bu sefer beşincide yanarsak yine o dördüncünün zorluğunu yaşamak zorundayız yani. O yüzden o yönden bayağı aptal bir oyun. Ama eğer bölümleri açılmış versiyonu falan varsa onu bulur, onu çekmek çalışırım. 3000 like bekliyorum eğer arkadaşlar daha fazla görmek istiyorsanız. Yine de iğrenç iki tane gördük. Üçüncüyü de gördük hatta, adamın karnına kazığı çaktık. Yanını açtık, sarımsağı koyduk, kafasını koparacaktık ama kafasını koparamadık. O bölümde orada bitecekti büyük ihtimalle, zor oldu zaten. Bu da böyle iğrenç bir oyundu arkadaşlar. İğrenç oyunların devamı için, işte bu bölümün özellikle devamı için, 3000 normal iğrenç oyunların devamı için 2000 like geçmeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümlere kadar hoşçakalın, bay bay. Maria kafayı, Maria beynini, Maria. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Mutlu Abukuslar. Yeni iki tane aptal oyun oynayacağız. Bu alkolik simülatör. Ve ondan sonra da Allah, biramı döktüm be. Şimdi bu ama oyunun amacı çok belli zaten. Alkolik, bir dakika, alkoliyiz ve sarhoş olmaya çalışıyoruz. Şimdi böyle biralarımız var ve burada bardağımız var. Ve bu biraları bardağa dökmem gerektiğini çok geç anladım ben. Ve biranın yarısı hava boşa gitti abiler ve ablalar ve kardeşler. Şöyle. Abi yine kayarak düştüm ya. Abi mükemmelim. Ben kendimi daha fazla övmek istiyorum ama kelime bulamıyorum. Sikerim, sakın ölme. Allah için ölme. Ne olur ölme. Mükemmelliğini koru Baturay. Ben kaldım lan böyle. Abi ne olur ölme. Ne olur ölme, çok hızlandı. Muhammed full frenlere abanım. Aynen aynen. Hem geriye basıyorum hem de el frenine basıyorum. El freni yok bunun ama olsun. Freni yok.
Arabadaki el fren tuşu işte, çaktırmayın. Yalnız haberin olsun, dikkat edin.